Sevgili izleyenler, şimdi de Antalya'ya gideceğiz. Çünkü Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak sele neden oldu. Yüzlerce dönüm ekili araziyi ve ilçeyi su bastı. Hasarsa büyük. Sağanak dün akşam saatlerinde geldi. Koskoca bir ilçe ve dönümlerce ekili alan su altında kaldı. Görüntüler Antalya'nın Elmalı ilçesinden. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede sele ve su baskınlarına neden oldu. Sel nedeniyle yüzlerce dönüm ekili alan, seralar ve mezarlıklar su altında kaldı. Selden Salur, Yılmazlı, Eski Hisar ve Yapraklı mahalleleri etkilendi. Su baskını nedeniyle 12 evde de hasar meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi ekipleri gece boyunca vatandaşlara yardım edebilmek için seferber oldu. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek vatandaşlardan genel durum hakkında bilgi aldı. İlçede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan selle ilgili son durumu İhlas Haber Ajansı muhabiri Adem Durmaz'dan alacağız. Adem, bölgede yağış devam ediyor mu? Son durum ne? Gelişmeleri senden alalım. Şu anda Erbal ilçesinde günlük güneşlik bir bahar havası var. Dün akşam saatlerinde öğleden sonra yoğun bir yağmur, sağanak yağmur 3-4 tane köyü sular altında bıraktı. Seralar sular altında. Şu anda vatandaşlar, çiftçiler seralarda temizlik yapmaya devam ediyorlar. Çamurları temizliyorlar. Yollar tamamen çamur deryasına dönmüş. Şu anda hayat çiftçiler için yeniden başladı. Yani çalışmalar devam ediyor şu an. Peki, anladığımız kadarıyla selden dolayı herhangi bir kayıp yok değil mi? Yani böyle bir bildirim yok. Kayıp yok. Kayıp yok ama maddi olarak çiftçiler ürünleri sular altında, perişan durumdalar şu an. Şimdi Adem, gördüğümüz kadarıyla şu anda görüntülerde size ait görüntüler bunlar. Yine selin şiddeti çok büyük. Evet, şu anda bu durum tabii ki devam etmiyor değil mi anladığımız kadarıyla? Şu anda devam etmiyor. Günlük güneşlik bir hava var. Gece Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elmalı Belediyesi ekipleri yoğun bir mesai harcamışlar. Yolları kanallar kazmışlar. Suyu başka bir yerlere aktarmak için. Ekipler şu anda da çalışmalara devam ediyorlar. Yoğun mesai var şu an Elmalı'da. Peki bundan sonrası için herhangi bir ani taşkın, sel gibi olaylara karşı uyarı var mı? Tabii Elmalı Belediye Başkanı olay yerine gelmiş, incelemiş. Tabii uyarılarda bulunmuş. Tabii bununla ilgili çalışmalar yapacağını söylemiş yani başkan. Anlıyoruz. Çok geçmiş olsun diyoruz. Evet sevgili izleyenler, İhlas Haber Ajansı muhabiri Adem Durmaz bölgedeki gelişmeleri, Antalya'daki gelişmeleri bizlere aktardı. Biz hemen sırada